Değerli dostlar, cumartesi anneleri bugün evlatlarının, eşlerinin fotoğraflarının yanına 24 Nisan 1915 günü gözaltına alınıp Çankırı ve Ankara Ayaş'ta gözaltında katledilen Ermeni aydınların, milletvekillerinin, yazarların, gazetecilerin fotoğraflarını kattılar. Çünkü kötülük 24 Nisan 1915'te sıradanlaşmıştı. 24 Nisan 1915'te dönemin cuntası öyle karanlık bir planı devreye soktu ki ve başta Ermeni halkının milletvekilleri, aydınları olmak üzere topyekün Ermeni halkını Anadolu'dan öyle büyük bir hain bir planla yok etti ki kötülük o gün sıradanlaştı. Ve o günden sonra devlet için yaptığı her kötülük bir teferruat haline geldi. 24 Nisan 1915 günü elimde fotoğrafını tuttuğum Hampartsum Boyacıyan Adana milletvekiliydi. Adana Kozan milletvekiliydi. Kendisinin de tıpkı benim gibi dokunulmazlığı vardı. Anayasaya göre, yasalara göre dokunulmazlığı vardı. Ancak gece gözaltına alındı ve Ankara'ya sürülüp Ankara'da Temmuz ayında gözaltına alındıktan 2 ay sonra katledildi. Değerli arkadaşlar, anayasayı, yasaları hiçe saymak, yok saymak, hukukun güvencesinin yok saymak o gün başlamıştı. Maalesef bu kötülük o günden beri devam ediyor. 24 Nisan 1915'ten kararından sonra, milletvekillerinin katlinden, aydınların katlinden sonra Ermeni halkının sürgün kararı alındı. Öncelikle Malatya'da benim ailemin başına geldiği gibi erkekler toplanıp şehrin hemen dışında katledildiler. Daha sonra geriye kalan kadın, çocuk ve yaşlılar sürgün yoluna sürülüp büyük bölümü de sürgün yolunda katledildiler. 24 Nisan 1915 kötülüğün, o büyük kötülüğün başladığı milattır arkadaşlar. O milada bakmak, o milatla yüzleşmek, o miladın hesabını sormak, aynı zamanda bugün sıradanlaşan kötülükle de hesap sormaktır.